Dedik ki yağmur geliyor. Valla dün saat 9 sonrası özellikle İstanbul'da zaten sürekli flaşlar çaktı. Ben de bunu tam görebileceğim bir yerdeydim. Aman Allah'ım dedim, şahaneydi. Yani şahaneydi derken neyse ki can kaybı vesaire söz konusu değildi. Ama İstanbul'un bambaşka bir halini de gördük o sırada. Evet. Gökyüzünün oyunlarına şahit olmak ürkütmekle beraber hayrete düşürüyor insanı. Ama tabii ki beraberinde neler getirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından sağanak yağış başladı. Tam da uyarıldığı gibi tam saatinde İzmir, Bursa ve Bilecik'teki hayatı adeta felç eden görüntüler geliyor. Saniye, yer var mı orada? Sağanak yağış tüm yurtta hayatı felç etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından sağanak yağış İzmir'de bazı bölgelerde cadde ve sokakları göle çevirdi. Evet. Yağmur sürücü ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Evet. Sağanak yağış nedeniyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ni su bastı. Hastalar zor anlar yaşadı. Bir vatandaşın yağmuru fırsat bilip aracını yıkaması da gözden kaçmadı. Bursa'daysa ceviz büyüklüğünde dolu etkili oldu. Saniye, yer var mı orada? Dolu yerini sağanak yağışa bırakınca yollar nehre döndü. Ev ve iş yerlerini su bastı. Sele kapılan 4 kişi vatandaşlar ve ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Şiddetli sağanak yağış nedeniyle Bursa'da mevsimlik işçilerin kaldığı çadırları da su bastı. AFAD ve jandarma ekipleri mahsur kalan 270 işçi ve 30 çocuğu güvenli bir depoya yerleştirdi. Yağmur Bursa'da kazayı da beraberinde getirdi. Kayganlaşan yolda bir tır kontrolden çıkarak kaza yaptı. Sarı kodla uyarı yapılan Bilecik'te de durum aynıydı. Akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle ağaçlar devrildi. Ev ve iş yerlerini su bastı. Trafikte sürücüler zor anlar yaşadı. Sel nedeniyle yollar da işte böyle zarar gördü. Evet, yollar özellikle trafik. Tabii. Görüldüğü üzere araçların yolda gidişatı oldukça zorlandı. Zaten bu beklenen bir durumdu. Sarı kod verildi ve hafta sonuna kadar yağışların devam edeceği söyleniyor. Ama bu yoğunlukta mı acaba? Hemen ona da metrekareye çok yoğun düştü özellikle. Evet. Ama İstanbul'da da bir dolu molu bekleniyordu. Yani battaniyelerimizi, yorganlarımızı arabalarla sardık, sarmaladık. Ama o olmadı. Bugün özellikle İzmir'de bölgesel olarak etkili olan gök gürültüsü sağanak yağıştan en çok iki ilçeye bakmak lazım. Bornova ve Bayraklı. Evet. Orada da yaklaşık 3 saat sürdü. Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz gök gürültüsü sağanak yağışlı olarak yine devam edecek. Yörede yaşayan arkadaşlarımız tedbirli olsunlar. Kuvvetli yağış bugün uyarısı var. Zira bak. Evet. Kuvvetli rüzgar, fırtına ve hortum gibi olumsuzluklar da söz konusu. Dikkatli olalım güzel kardeşlerim, böyle görüntüler olmasın. Bir taraftan da görüyoruz ki şehirlerimizin altyapısı ne kadar güzel, ne kadar tatlı. Lütfen şehrime laf ettirmem diyeceğim şimdi. İstanbul'dan bahsetmiyoruz. Gerçekten burası her yerden. Hayır, İzmir de benim şehrim. Bilecik. Her yer, ama yani şu son dönemdeki yağmurlara baktığımızda Avrupa'nın birçok şehrinin sular altında kaldığını gördük. Aynı görüntüleri gördük. Burası neresi dedik. Demek ki doğanın, afetlerin bazı durumlarına ne altyapı dayanıyor ne de hiçbir şekilde. Ama tabii ki böyle yağmurlu zamanlarda özellikle araçla çıkmamakta biraz fayda var. Mümkünse eğer o saatler içerisinde en azından bu uyarıda yapmış olalım. Su baskınları fena ya. Evet. Yani tabii kuraklık da, ardından yağan yağmur, ormanlarımız da yandı. Hepsinin etkisi söz konu. Su İstanbul'da da etkili oldu. Ve çakan şimşekleri göreceğiz. İşte buyurunuz. İstanbul'un çakan şimşekleri baktığın dakikalarca sürdü. Evet. Saat 9 sonrası özellikle şehrin her tarafında bu görüntüleri görüyor idik. Sanki bir fotoğraf karesi. Flaşlar gece çakılıyor. Gündüz oldu adeta yazıldığı için. Böyle dışarıdan çok güzel görüntüler ama korkan da korktu. Ben Maslak civarı tepede ya, İstanbul, böyle yüksek camlı bir yerdeydim. Perdeleri açtım. Bu ne ya dedim sürekli olarak, ama bir zaman sonra korkuyorsun. Tabii, Allah'ım ne oluyor, geliyorlar galiba falan gibi. Bir de dün de kara delik sesini duyduk ya, NASA göndermiş uzay. diye. Çocukları falan ağlamalarını duydum. Onlar için de zor tabii ama baktığın zaman şahane görüntüler. Ya Ankara'da da durum farklı değil. Evet. Orada da yine şimşekler gökyüzünü böyle aydınlattı. Anlık aydınlatmalar. Şehir nasıl aydınlanıyor bir anda altta? Allah!
dedik hep beraber. Ya değil mi, o çocukluğumuzdan kalmam aslında, bilmiyorum. Bize dayatılan korkularımız da var ya, şimşek ve gök gürültüsünden neden korkulur mesela? Neyse ki çok gök gürültüsü yoktu galiba. Evet. Çünkü daha sakin de o şimşeklerin çakışı. Daha sakin şimşek, yani şimşek gibi çaktı. Işık yani oyunları gibi gökyüzünün. Bir de kara şimşek vardı çocukluğumuzda. Evet. David. O araç herkesin hayaliydi. Yaptılar onu sonra biliyorsun. Efendim, tamam.